Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır böyle kafa bandına takmıyordum. Telefonu kafa bandıma taktım. Biraz telefon ağır olduğu için böyle aksiyon kameraları gibi kafada çok rahat olmuyor. Aksiyon kameraları ufak biliyorsunuz, daha rahat bir çekim oluyor. Bu biraz başa ağrıtıyor bir süre sonra. Ama yakında aksiyon kameramız da gelecek, merak etmeyin. Onu da alacağım. Taksi seçeneklerine falan bakıyorum gerçekten. Büyük bir borca gireceğim. Güzel bir yatırım yapacağım. Daha fazla güzel videolarla karşınızda olacağım inşallah. Daha da güzel olacak. Çok güzel projelerim var. Sadece bu aksiyon kamerasıyla bitmeyecek. Güzel bir şey. Güzel bir kamera alacağız. Bunun yanına biliyorsunuz güzel Bluetooth mikrofonları oluyor. Dış sesleri almayan. Onlardan da bir tane düşünüyorum. Ama onlar da pahalı. Bakalım o belki ileriki süreçte olabilir. Çünkü mikrofonların fiyatı da 10.000 lira, 14.000 lira civarı. Kameranın fiyatı 24.000 lira zaten. Yani toplam 35.000 liralık bir maliyeti var kamera ve mikrofonun. Ama onu taktığımızda çok güzel. Biliyorsunuz buradan çok uçak geçiyor arkadaşlar. Uçakların dış sesi falan çok rahatsız ediyor. Siz bunu çok duymuyorsunuz. Ben çoğu yerde kesiyorum videolardan. O yüzden siz bunu görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Onlara bu dış sesleri çok aza indiriyor bu mikrofonlar. İnşallah düşünüyoruz. Videolarımız daha kaliteli olacak. Daha başka yerlere de gidip çekimler yapacağız. Bu işi büyüteceğiz yani sizlerle beraber. Sizin desteğinizle tabii ki de. Siz olmazsanız bu işin de bir önemi yok benim için. Öyle söyleyeyim. Hemen video başlamadan önce bir beğeni atarsanız sevinirim. Çünkü bu kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Bunun karşılığında almak istiyorum açıkçası. Sizden ricada bulunuyorum. Kanala da abone olursanız sevinirim. Hemen videoya geçelim. Bugün bu arada 29 Ekim arkadaşlar. Biraz videolar geç geldiği için siz bunu 1-2 gün sonra izleyeceksiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Bize bu cumhuriyeti kurup teslim ettikleri için bugün onların sayesinde bu kadar rahat yaşıyoruz arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 101. yılı da kutlu olsun. Nice 101 yıllara inşallah deyip hemen videomuza başlayalım. Şöyle kafa bandıma taktım. İnşallah görüntüsü güzeldir. Bu arada aksiyon kameralarında şusu güzel. Kafanıza takıyorsunuz arkadaşlar. Telefondan bakıyorsunuz görüntü açısına. Alanla güzelce ayarlıyorsunuz ve 10 numara videolar çekiyorsunuz. Yakında, çok yakında gelecek o da. Çok güzel videolar çekeceğiz. Şöyle evimizde bakım yaptığımız bir adet Warwick, bir adet de Splash Astrolop tavuğumuz vardı, horozumuz vardı. Onların antibiyotik tedavisi bitti ve buraya geri getirdim arkadaşlar. Şöyle bir kümesimize geçelim. Bunların tedavisi bittiği için tekrar buraya getirdim. Şimdi şöyle bir dursun. Burada ne varmış? Warwick'imiz varmış. Warwick'imizi bir salalım buraya. Ondan sonra diğerlerini de salalım. Bir bahçede büyük alanda birbirlerine alışsınlar. Biliyorsunuz bu tavuk bayağıdır dışarıda olduğu için kabullenmede bazen sorun çekiyorlar. Şimdi şöyle bunun tedavisini yaptık arkadaşlar. Bu iyileşti bu tavuk. Bayağı da etlendi. Buradan götürdüğümde zayıftı. Bakın bayağı da bir canlı. Ama şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bunların CRD üst solunum hastalıklarında genelde göze vurur. Gözden çok belli net olur. Gözü şişer. İntihap kapar, köpüklenir. Bazı durumlarda antibiyotik yapsak bile gözü kurtaramıyoruz, körlüğe kadar gidiyor. Bunda da o oldu. Maalesef tavuk iyileşti ama gördüğünüz gibi gözü intihap kaptı. O intihabı kaç kere temizlememe rağmen maalesef gözü kurtaramadık. Gözde kısmi bir körlük oldu. Gördüğünüz gibi hala da intihap var. Onu çok kez temizledim. Ama bu gözde maalesef bu şekilde kaldı. Daha önceden de başıma gelmişti. Çoğu hayvanı kurtardım ama bazılarında gözlerinde kalıcı bir sıkıntı oluyordu. Bunda da böyle bir sıkıntı kaldı. Yapacak bir şey yok ama tavuğun gayet şu an yemesi içmesi yerinde, güzel yiyor, güzel içiyor. Kendini kurtardı diyebilirim arkadaşlar. Bunu böyle şöyle bir yavaştan salalım. Bak nasıl korktu. Bayağıdır evde tek başına duruyor. O yüzden bir afalladı, ufaktan korktu. Şşt, hey! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Gelene gidene bir atar. Vallahi sizi kapının önüne bağlayacağım ha. Sizi kapının önüne bağlayacağım köpek niyetine. Zaten kocaman bir şey oldunuz. Gelene gidene sokmayın buraya. Bunlar dev gibi oldu maşallah. Şimdi şöyle Warwick'lerimizi bir salalım. Bu tavuğumuzla bir sosyalleşme içine girsinler. Birbirlerine alışsınlar. Bayağıdır çünkü bizde değildi diğer Warwick tavuğumuz. Bak bak. Horoz hemen çiftleşmeye gidiyor. Tabi tavuk çiftleşmez arkadaşlar. Tavuk yumurtaya başladığı zaman çiftleşir. Şu an çiftleşmeye izin vermez. Aslında bu horozlarımızı da bu tavuklardan ayırmamız lazım. Çünkü tavuklar yumurtaya başlamadan horozları asla koymayın içine. Yumurtaya başlamadan çiftleşme istemeyeceği için horozlar hep onları sıkıştıracak, rahatsız edecek. O yüzden
Normalde bu horozları ayrı tutmamız lazım. Yumurtaya başladıktan sonra yanlarına koymamız lazım. Ama şu an bizim yerimiz olmadığı için mecbur iki tanesini buraya ayırdık. Çünkü burada da bir sürü horozumuz var. Warbeck. O yüzden onları ayırdık. Ama bu iki kümesimizi tamamen bitirdikten, temizledikten sonra burada horozlarımız var. Burada horozlarımız var. Bu horozları ortadan kaldırdıktan sonra iki kümesimiz boşalacak. Bunlar da yumurtaya başlamamış olursa bu horozları yine tekrardan ayıracağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Siz de... Bak bak bak. Bak hareketlere bak hareketlere. İyi güzel. Sıkıntı olmadı arkadaşlar. Tavuk, evden getirdiğimiz tavukta herhangi bir yabancılık çekmediler. Bazen çünkü kabul etmiyorlar. Tavuklar bile o yeni gelen tavuğa saldırıyor. Allah Allah, o nasıl bir gelişten frenler de tutmadı. Yanlaya yanlaya geliyor. Maşallah. Warbecklerimiz de çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel güzel büyüyorlar. Şu an 8 tane Warbeck tavuğumuz var. Biliyorsunuz 10 taneydi ilk başta çıkardığımızda. Tabi bu 4-5 aylık süreçte. 5 aylık süreçte 2 tanesini kaybettik bu 5 aylık süreçte maalesef. 8 tavuğumuz kaldı. 8 tavuğumuzun başında da 2 horoz var. Tabii ki de bu horozları dikkatlice inceleyeceğim. Teke de düşürebilirim. 8 tavuğa bir horoz yetebiliyor bazı durumlarda. Tabi horozun kalitesine de bağlı bu durum. Bakacağız. Horozlar anlaşırsa ellemeyeceğim. Anlaşamazsa tabii ki de çıkaracağız. Şimdi bunlar güzel anlaştı. Bunları içeri koyalım. Siz içeri girin bakalım. Pişt. Yani düşündüğüm gibi bir sıkıntı olmadı. Bu yeni getirdiğimiz tavuk olabilir mi? Büyük ihtimalle o, evet, yeni getirdiğimiz tavuk. Abicim içeri girin, bir diğer hayvanımızı da çıkaralım. Pişt. Tamam. Warbeck takımımız bu saatten sonra bu şekilde 8 artı 2 olarak devam ediyoruz. Herhangi bir kayıp yaşamazsak arkadaşlar. İnşallah da yaşamayız. Şimdi gelelim diğer Splash horozumuza. Horozdu galiba, tam hatırlamıyorum. O da hastaydı. Onu da iyileştirdik arkadaşlar. Oh oh oh, kutunun içinde de maşallah ne pislemiş ne pislemiş. Bu da hastaydı. Bunu da iyileştirdik. Maşallah sapasağlam oldu. Bayağı kötüydü, buradan götürdüm de ben bunu. Bayağı böyle, bayağı yerlerde yatıyordu yani, o dereceydi arkadaşlar. Gerçi onu salmadan önce bir horozlarımızı, şu Warbeck horozlarımızı bir dışarı salalım. Warbeck horozları bir salalım arkadaşlar, onlar gezinsin. Tamam tamam, sen burada dur, tamam mı? Haydi. Haydi siz dışarı. Warbeck horozlarımızı bir salalım. Bak bunlar da kendi içinde kavga ediyor. Şişt. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi bayağı bir horoz sahiplendirdik. Warbecklerden bir 8-9 tane var yine. Bunları da sahiplendireceğiz. En son baktık yani, biliyorsunuz sonuçta horoz fazlalığı kimse istemez. O yüzden yani bir 6-7 kişilik tavuk takımının yanına bir tane horoz yetiyor. O yüzden horozlarda fazla rağbet yok. Eğer baktık ki eğer bunları da isteyen yok. Yani baktık ki en son bunları da isteyen yok. Bu horozlar elimizde fazlalık. En son bunlar artık çorbalık olacak. Yapacak bir şey yok. O şekilde bir uygulama yapacağız. Çünkü bir tane horozu elinizde besleyip duramazsınız. Bunlar fazlalık. Kesin. Bunlar artık çorbalık, pilavlık olacak. Dostum sende bit pire yok. Kontrol ettim ben zaten. Ah bu bitler var ya. Bitler. Bu sene bu bitler var ya, bağışıklık sistemi çok kuvvetli olmuş bu bitlerin. Şunları da bir salalım. Karışık sürümüzü de saldık arkadaşlar. Nereye gidiyor bunlar ya? Ne buldunuz oradan da? Ne yiyorsunuz siz abi? Orada bir şey yok ki. Çok enteresan. Orada hiçbir şey yok yani. Bunlara biraz bir buğday verelim. Buğday yesinler. Kışt. Ya o çuvalın orasını var ya. Gel gel. Şimdi bak. Bak nasıl yiyecekler. Bunun içinde böcek möcek bir şey yok değil mi? Bak şimdi nasıl yiyecekler. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bir içeri bir dışarı, bir içeri bir dışarı. Bir sakin olsanıza.
Ya bili. Böyle buğdaya hasta kalıyorlar. Böyle ara ara buğday veriyoruz. Geçen yıl buğdayı yemle karıştırıyordum. Ama bu yıl onu yapmayacağım. Çünkü buğdaya alışıyorlar iyice. Buğdayı yiyorlar. Yumurta yemini yemiyorlar. Ha bakayım gençlerime. Aferin. Yiyin bakayım. Buğdaya bayılıyorlar ya. Karışık sürümüz de burada takılsın. İçeride herhangi bir durum yok. Yemleri bitmiş zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dün azdı. Bu arada bir önceki izlediğiniz video dünkü videoydu. Çok azdı. Onlar da bitmiş. Şimdi buğdaya yüklenecekler. Bugün de yemleri falan her şeyi dolduracağız. Bu verdiğimiz şeydi biliyorsunuz. İçmişler biraz pisletmişler. Bunu da dışarı alalım. Bu iç parazit ilacıydı. Bu da burada dursun. Onlar buğdaylarını yesinler. Hayvanlar acıkmış zaten. Çık dışarı. Çık. Bunlarda da bileziği olmayanlar vardı. Dün onları da taktım. Şimdi arkadaşlar, buradaki follukları kaldıracağım. Burasını biliyorsunuz eski astoroplarımızın yeri. Follukları buradaydı. Şu follukları kaldıracağım buradan. Burayı ne yapacağız? Bunun altı düz zaten. Follukları kaldırdığımız zaman burası kocaman bir yer olacak. Bunun önüne bir kapı yapacağım. Buraya fazlalık horozumuzu koyabileceğiz. Hasta olanı koyabileceğiz. Gurk olursa koyabileceğiz. Bu şekilde ikinci katta burada fazlalıkları koyacağız. Çünkü herhangi bir hastalıkta veya gurkta kocaman bir kümesi ayırmak zorunda kalıyoruz. O yüzden burası ikinci kat olacak böyle. Fazlalıklarımızı koyacağız. Buraya da bir kapı yapacağım hemen. Bu arada arkadaşlar bit ilacı için biliyorsunuz caniper iş yapmıyor, öldürmüyor demiştim. Geçen yıl aslında çok güzel iş yapıyordu. Ama bu yıl caniper işe yaramadı. Sağ olun, teşekkür ederim. Yorumlarda da çok güzel öneriler geldi. Herkes öneri yapmış. Ama en çok söylenen şey bu Exalt diye. bir ilaç var. O söylenmiş. Onu deneyeceğim. Ama şu önce bir caniperi bitireyim. Çöpe gitmesin, yazık. Yani 600 lira para verdim sonuçta. O caniperi bitireyim. Ondan sonra bu Exalt'u kullanırız. Bir de onu deneriz. Şimdilik caniper iş yapmıyor ama bu sefer şey yapacağım. Normalde ben pomponun içine suyla karıştırıp öyle atıyordum. Bu sefer toz olarak deneyeceğim. Yani yerlere toz olarak atacağım. Bakalım belki toz olarak daha da etkisini görürüz. Ondan sonra tavukların üstüne kanat atlarının hepsine bir şişeye, pet şişeye koyup, hatta burada vardı. Nerede uyguluyordum? Evet. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Şöyle pet şişeye koyup toz boya yapmıştım daha önceden. Kapağını delip kanat atlarına ve kuyruk kısımlarına toz olarak bunlardan hepsini uygulayacağım bugün. Ondan sonra içeri yerlere aynı şekilde yerlere arkadaşlar toz olarak atacağım. Talaşın içine. Bakalım belki daha çok faydasını görürüz toz olarak. En son kalanını da yine pompaya karıştırıp duvarlara atacağız arkadaşlar. Olmadı. Onun üstüne bir de pürmüzle yakmayı deneriz. O da çok işe yarıyormuş. Zaten direkt etki olduğu için hayvanlar yani pürmüzle yaptığınızda duvarda muvarda hepsi yanıyor. Onu da deneyebiliriz. Bakalım önce şu caniperi bitirelim. Bunlar da bayağı acıkmışlar ha. Çünkü yemler boşaldı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yemlerin içi bomboş. Daha iyi, bugün ilaçlama falan yapacağım için yemlikler boş olsun. Bak yerdeki şeyler bitti. Vallahi buğdayların canını okudular. Acıkmışlar hayvanlar. Gerçi dün biraz vardı da gece bugün sabah bitirmişlerdir. Şöyle biraz daha atayım. Güzelce yesinler. Bizim getirdiğimiz hayvan hangisiydi? Ha şuydu. Evden getirdiğimiz hasta olan buydu. Başka da şu an hasta, karışık sürüde herhangi bir hasta falan gözükmüyor arkadaşlar. Gayet sağlıkları yerinde. Bitte de sadece bit sorunumuz var. Onu da çözeceğiz. Sizden gelen yorumlara da dikkate alıyorum. Her zaman yorumlarınızı beklerim. Exalt'u deneyeceğim. Önce bir şu caniperi dediğim gibi toz olarak uygulayayım. Hem hayvanlara hem kümese. O bittikten sonra diğerlerine bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir pürmüzle de bir yakarız etrafı. Her tarafı içeriği bir alev tutarız. O şekilde çözeriz. Bunlar da yemlensin. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de biraz yorulduk. Elimde kalan son caniperi, şuradaki karışık sürümüz var ya arkadaşlar. Karışık sürünün kanat atlarına. Bak.
yerinde durmuyor ya. Buraya da ayırdım iki tane böyle hafif göz akıntısı olan Borbek horoz vardı. Onları da eve götüreceğim. Evdeki iyileşenleri getirdim. Onları götürüp tedavi edeceğiz. Neyse, elimde kalan son can iperi buradaki karışık sürüdeki kanat hatlarına, kuyruklarına, tüylerine, her yerine yaptım hayvanların. Sonra biraz daha vardı elimde. Buradaki Sussex ve Marcus hatta stroplarımızı yaptık. Can iperi bitirdik ve can ipere veda ediyoruz. Artık can iper kullanmayacağım. Çok bir yararını görmüyorum artık. Eskiden güzel bitiriyordu ama. Şimdi arkadaşlar bir sonraki ilacımız ne olacak? Bu gölgeme bak nasıl çıkıyor ışık arkada olunca. Exolt'u çok önerdiler. Exolt damla suyu sularına katılarak hayvanlara içiriliyor. Biraz araştırdım. Ondan sonra hayvanın kanını zehirliyor büyük ihtimalle bitlere karşı. Bitler de kan emdiği için biliyorsunuz onu kanı emen bitler Allah'ına kavuşuyorlar. O şekilde bir ilacın etkisi var. Kullanan kişilerin yorumlarına da baktım. Herkes çok memnun. Yani bütün şunu anlamamıştım başta. Tamam hayvanın üstündeki bitleri öldürüyor. Ama kümesteki bitler nasıl ölüyor? O da şu şekildeymiş sanırım. Hayvanın üstünde ölen bitler yere düşüyor. Kümesteki bitler de hayvanın üstüne geldikçe ölüyorlar. Geldikçe ölüyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Bir de Exolt'u deneyeceğiz bakalım. Kullanımı daha kolay en azından. Caniper'i durmadan duvarlara püskürt, hayvanlara püskürt, yere püskürt uğraşıyorsun. Bunu kullanma kolaylığı var. Direkt sularına koyuyorsun, içiriyorsun. Bitti abi. Bakacağız. Onu da bir kullanalım. Nasıl bir etki olacak? Kümestekileri bitirecek mi? Tam hayvanda bitecek ama kümes duvarlarındakiler bitecek mi? Benim asıl sorum o. Bu arada düzenli dezenfektan yapıyoruz zaten. Dezenfektanım var. Hatta onu da sık sık yapacağım bu aralar. Çünkü bayağı bir büyük almıştım. Onun son kullanma tarihi yaklaşıyor. Onu da bitirmem lazım. Bu şekilde bir uygulama yapacağız. Bugünlük de videonun sonuna gelmiş olalım. Hayvanlarımızın yemlerini. Bakın burada bir çuval yem vardı. Hatırlıyor musunuz? 750 liraya aldım bir çuval yem vardı. Piliç geliştirme, özden piliç geliştirme yemi. Bütün yemlikler boştu arkadaşlar. O bir çuval yemi yeni açtım ve bütün yemlikleri doldurdum. Bakın bitti. Yani bizim şu an kümeslerimiz tam bir çuval yem alıyor yemlikler. Düşünün yani bunlar da bir hafta anca gider gitmez. Bir haftada bir çuval yem gidiyor. Yani yemin de çuvalı 750 lira. Hesabını siz yapın artık. Her hafta bir 750 lira yem giderimiz var. Bu şekilde bütün yemlikleri doldurdum. Bir çuval yemimiz bitti. Bakalım inşallah bir an önce yumurtalara başlarlar ama şu anda tüy döküyorlar. Tüyün dökümünün bitmesi lazım yumurtalara başlaması için. Bir yandan da biraz gelir elde etmemiz lazım. Çünkü aşırı gider olmaya başladı. Çok fazla giderimiz var şu an. Bir yerden karşılamak lazım arkadaşlar. YouTube'dan çok az bir rakam ücret geliyor. Yani onu da söyleyeyim size. Söylemem lazım. Aylık 5-600 TL gibi bir civarı geliri var YouTube'un ama bir çuval yem dahi etmiyor düşünün yani. O gelir gelse ne olur gelmese ne olur. Yani bayağı emek harcadık. Şu kümeslere zaten bir 15 bin lira para gitti. Şimdi kamera alacağız. O falan derken biraz bayağı bir borca girdik. Neyse sıkıntı yok yavaş yavaş öderiz. Sezonda belki civciv satışımız falan iyi olursa bir şekilde onları karşılar. Yani şu an cebe ekstra giren bir şey yok. Sadece gelir giderleri karşılıyoruz. O şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz hemen alttan bir beğeni atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hatta video gelince size bildirim gelmesi için bildirimleri de açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız video yüklendiği an hemen size bildirim gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.